Merhaba değerli izleyenler, Editörün Gözünden programına hoş geldiniz. Artık eğitim öğretim dönemi biliyorsunuz bitecek bu hafta itibariyle. Geride liselere geçiş sınavı kaldı. Önümüzde de üniversite sınavı var. Yine nasıl bir eğitim öğretim dönemi geçirdik? Nerelerde doğru yaptık? Nerelerde yanlış yaptık? Bunları konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mustafa Zülküf Altan canlı yayın konuğumuz. Kendisiyle bu süreci değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi Sağ misiniz? olun, Şıksınız teşekkürler. maşallah. Sağ olun, sağ olun, teşekkür ediyorum. Peki hoş geldiniz. Ara sıra görüşüyoruz Evet. böyle çok uzun bazen ara veriyoruz ama sizi Evet. özlüyoruz. Zaman zaman siz hatırlatıyorsunuz, zaman zaman biz çağırıyoruz. Böyle karşılıklı geçiyoruz inşallah. Evet. Tabii eğitim öğretim dönemi bitecek bu hafta itibariyle. Siz genel bir değerlendirme yaparsanız nasıl bir süreç geride kaldı? Teşekkür ediyorum yine davetiniz için. Aslında rutine bindi gibi oluyor. Gelmeden ben şöyle bir karıştırdım şeylerimi, dosyalarımı. 2019-2020 yapmışız böyle programlar ve orada anlattıklarımız aslında hala da çoğu geçerli ve tarihe de çok güzel notlar düşmüşüz. Takip edilse oralardan bile bir sürü şey çıkar. Tabii pandemi sonrası okulların tekrardan işte açılması, işte Yüz yüze üniversitede eğitim. yüz yüze eğitime tekrar dönülmesi, üniversitede de öyle bir karar alındı ama sonradan çocuklara şey de verildi, asenkron dersler yapılsın gibisinden bir şeyler de yapılmıştı ki ben yapmadım. Hepsini yüz yüze yaptım derslerimi. Salgın sonrası okulların tekrar yüz yüze açılması tabii başlı başına bir şeydi, olay gibi oldu. Çünkü çocuklar o 2 yıl aradaki 1,5 yılı kötü geçirdik. Düzgün bir şekilde yapamadık. Boşa geçmiş bir dönemde. Çocuklar tekrardan okullara yüz yüze dönünce bu sefer başka sorunlar çıktı. İşte çocukların psikolojik sorunları, öğretmenlerin işte psikolojik destek yeterince alıp almama konusu, tekrar çocukları sınıflara motive etmek, bunlar ciddi sorunlardı. İnsanların da psikolojileri bozuldu. Ki nitekim neticelerini toplum olarak görüyoruz. O dönemde demek ki biz sadece ders olarak, kitap olarak yapmayacağız. İnsanların sosyal, duyuşsal taraflarına da yatırım yapmamız gerekiyor demiştim. Bunları yapmadığımız için de toplumsal olaylarda ciddi ciddi artışlar var. Bir dönem yine bitti. İşte geçen hafta şeylerimiz oldu. LGS sınavı oldu. İşte açık uçlu soru var mı yok mu? İşte sorular zor muydu, kolay mıydı? Yine depreşildi, duruldu. Oysa belki konuşulması gereken işte 1 milyon 300 bin öğrenci başvuruyor. 1 milyon 38 dediler en son sınava giren. Alınacak öğrenci sayımız belli mi? Belli. Ne kadar girecek okullara? Bunun 300 bini girecek. O özel bazı seçilecek okullar. Geri kalanı demek ki 3'te 2'sinden fazlası giremeyeceği halde giriyor. Ya biz yine çocuklara o benim yıllardır söylediğim, siz de artık biliyorsunuz, işte her şeye karar veren çok yüksek riskli merkezi sınavların bütün her şeye karar vermesi, çocukların hayatına karar vermesi, ülkelerin geleceğine karar vermesi, bir an önce bunlardan kurtulmamız lazım. Biz bunları tartışmıyoruz. Halbuki çözümler var, yollar var. Ama biz soru kolay mıydı, zor muydu? Sınav sonrası da biliyorsunuz televizyonlara işte uzman, 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 ne uzman? Ise artık her taraf uzman kaynıyor. İşte o testlerin soruları kolay mıydı, zor muydu? İşte oğlum girecek mi, kızım girecek mi? Girince ne oluyor? Aynı şeyi biz şimdi nerede yaşayacağız? Üniversitesi. Üniversite sınavında yaşayacağız. Girecek sayısı belli ise, alınacak sayı belli ise, soruların zor ya da kolay olmasının hiçbir mantığı yoktur benim düşünceme göre. Bütün soruları herkesin rahatlıkla cevaplayabileceği şekilde yapsanız yine bir sıralama olmayacak mı? Bir tane soru kaçırsa 100 sorudan 99'unu kaçırsa zaten sıralamaya girmeyecek. Ya boşuna yapıyoruz. Boşuna yapıyoruz. Ki bu sene ilk defa şey olacak üniversite sınavında biliyorsunuz. Geçen program yapmıştık. Barajlar işte düşürüldü, kaldırıldı hikayesi. İlk defa bu sene onu da göreceğiz. Ki söylenenin aksine ben iyi olduğunu düşünüyorum.
yeteri kadar anlatıldığını düşünmüyorum. Yani bunu ÖSYM de anlatamadı, YÖK de anlatamadı insanlara. İşte efendim. Ne fark edecek hocam? Sınav şeyi kaldırıldı, evet. Barajı kaldırıldı. Belki önce 1 milyon kişi giriyorsa ikinci evet. sınava, 1 milyon kişiden para alıyorlardı. Şimdi 2 milyon hepsi girip evet. hepsinden para alacak. Tabii o taraftan bakıyorsunuz. Ben siz, oradan bakıyorum. Evet, siz o taraftan bakınca doğru. Yani işin maddi tarafı, evet o da bir şeydir. Ama ben tabii daha akademik taraftan bakıyorum. Şöyle ki, sayısal bunu hep söylüyorum. İnsanlar bunu işte keşke içselleştirebilsek, eğitim konusunda gerçek devrim yaratılır. Ama maalesef duyuramıyorum sesimi. Duyuramıyorum. İşte Milli Eğitim Müdürlüğümüz yakın, işte bakanlık yazıyoruz. Yani kitap yazıyorsun, duyulmuyor. Makale yazıyorsun, duyulmuyor. Konuşuyorsun, duyulmuyor. Öleceğiz, gideceğiz. Duyuramadık kendimizi. Belki devrim o zaman gerçekleşecek eğitimde. Çünkü 25 yılda 15 defa sistemi değiştirmiş bir ülkeyiz. Son 25 yılda 15 defa. Evet. Neden bir şey olmuyor? Çok basit cevabı. Bozanla yeniden yapan aynı. Zihniyet olarak. Şahıs olarak demiyorum. Zihniyet olarak aynı. Siz eskiyle yeniyi kuramazsınız. Eski zihniyetle yeniyi kurmaya kalkarsanız biz her tarafından işte daha önce verdiğim örnekler vardı. İsmail Bey'in saçını değiştiriyoruz, gözlüğünü değiştiriyoruz. İsmail Bey değiş. İsmail Bey değişmiyor. Asıl olanı değiştirmiyoruz. Ana felsefemizi değiştirmiyoruz. Ana felsefemizi değiştirirsek eğitimi de düzeltmiş olacağız. Nedir o ana nedir oradaki işte ana felsefede? Siz bütün her şeye karar veren ne? Merkezi yapılan sınavlar. Merkezi yapılan sınavı ne yapıyorsun? İşte belli bir sürede şu kadar soruyu cevaplayacak. İşte hep söylüyoruz. Sayısal, sözel zekası daha gelişmiş çocuğa avantaj sağlıyor bu sistem. Gelişmemiş olanı ne yapıyoruz? Sabahtan akşama kadar gece gündüz 7-24 dershanelere ve senelerce gönderiyoruz. O dershane hikayesinde ne yapıyor çocuk? O soruları nasıl çözeceğini öğreniyor. Bütün dert o. Evet. Bütün dert. Şimdi bu yeni sistemde, barajın düşürülmesi sisteminde iki tane avantajı olacak. Bir, birçok bölüm açıldı ve 600 bin öğrenciye yakın boş kaldı. Özeller var, vakıflar var, işte devlet üniversiteleri var, değişik değişik her yere açıldı nasılsa. Orada boşluklar var, oralar doldurulacak. İki, işte bu sayısal sözel işte yetkililerin göremediği, söyleyemediği, belki kendini savunmak için en iyi şey bu. Silahı buydu. Ama bilmiyorlar. Çünkü olayı bilmediği için de anlatamıyorlar. Sayısal sözel zekası daha az gelişmiş çocuklara kapı açacağım. Yani ben 80 tane değil de belki 30 tane soru çözebilecek çocuk kapı açacağım. Ve belki de o çocukların içinden çok daha başarılıyı bulacağım ben ileride. Çünkü biz o sayısal sözel zekası gelişmemiş çocuğu biz hep sistemin dışına. Yani 1 milyon çocuk giriyor. İşte efendim 300 bin alınacak üniversitelere. 450 bin diyelim şeyle birlikte. Meslek yüksek okullarıyla birlikte. Geriye kalan 750 bin çocuk işte sistemin dışına atıyoruz. İşte toplumda başarılı olan çocuklar aslında o sistemin dışına ittiğimiz çocuklar. Sistemin içine dahil ettiğimiz sadece testi çözebilen çocuklar. Mesela İbrahim Tatlıses. Ha, sistem dışında diyor. Ona varıncaya kadar neler? Kayseri'de siz sabahtan akşama kadar sanayinin içindesiniz. O insanların hali, işte otosanayiye gidin, bir başka birine gidin. Bu demek değildir efendim. Ya ne yani, okullar boş mu? Böyle yaparsak boşa çıkıyor. Okul okulsun, kimse demesin. Okulun amacı neydi? İşte belki ona geleceğiz. Öğrenmek. Öğrenmenin onurunu tatmak, öğrenmenin zevkini tatmak. Bizim sistemde öğrenmenin onuru ya da öğrenmenin zevki yok ki. Varsa yoksa ne? Test, sınav. O sınavın sonucunda aldığım puan. Rezalet bir şey. Bunun için, böyle olduğu için de bakın okul boşa çıktı. Artık okulların bir anlamı kalmadı. Okul boşa çıkınca öğretmen boşa çıkıyor. Öğretmen boşa çıkınca işte eğitim boşa çıkıyor genel şemsiye adı altında. İşte ondan sonra da bakın toplumsal sorunlar başlıyor. Ben sınıfa giriyorum ama kitabı soruyor. Öğretmen hala ki üniversitede dahil. Şimdi sınav zamanı. Gidin bakın üniversiteyi izleyen arkadaşlar varsa söylesinler. O bütün şeyler test soracak ya da 3 tane 4 tane güya tırnak içinde söylüyorum açık uçlu. Ki Türkiye'de açık uçlu soruları nasıl sorulur bilen insanımız da yok maalesef.
Yok. Kitabın aynısını sorduğunuz soru açık uçlu değildir. Kitapta direkt cevabı olan bir soru açık uçlu olamaz. Açık uçlu soru çocuğun işte eleştirel düşüncesi bilmem nesi bunları yaratıcı düşüncesini kullanarak cevaplayabileceği sorulardır. O soru da direkt nerede olmaz? Kitapta olmaz. Bunları detaylarıyla kitaplarımda anlatıyorum. Merak eden varsa oradan tabii ki şey edecek, bir öğrenecek. Zamanı eğitim sisteminde verimli kullanamıyoruz. Mesela okulların kapanmasına 2 hafta var hocam. LGS sınavını 2 hafta öncesinden yapıyoruz. Sonraki 2 hafta boşa gidiyor. Öncesindeki 2 haftada sınav stresi, okula gelmeyin vesaire. Harikasınız. Gitti mi bir ay. Harikasınız. Arada da işte resmi tatiller var. Kar tatili var. Yağmur tatili var. 200 gün okula giderken öğrenci 110 gün ya gidiyor ya gitmiyor. Harikasın. Biz her şeyi maalesef mış gibi davranmayı artık kanıksamış bir toplum halinde. Her konuda öyleyiz. Her konuda. Sanki Alaska'da yağmur yağmıyor, kar yağmıyor. İşte Finlandiyalı çocuk ne yapsın? Ya da Norveç'teki çocuk ne yapsın? 7-24 yağmur yağıyor. Sen sistemine oturmazsan, altyapının işte Kayseri, Türkiye'de eğer 10 tane şehir varsa 10 tane şehirden biridir. Ama altyapımız işte görülüyor. Demek ki şeyimiz var, asfalt döküyorsun ama asfaltı çukur yaparsan bütün hepsi gölet haline geliyor. Gidemiyoruz. Altyapı sorun. Biz her şeyi mış gibi yapmayı seviyoruz. Gözlerimizi de kapatıyoruz. Öyle güzel izah ettiniz ki. Yani o çocuğun kaç günü zaten boşa gidiyor. Zaten yetkililer de açıklıyor. İşte devamsızlık olmayacak. Ya tamam yani her şeyin bir kuralı vardır. Yani okul bitince yapsan ne oluyor sınav? Yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Okul bitince yapmak lazım evet, sınavı. Evet. Oha sınav zamanını belki değiştirilebilir. Ama işte devamsızlık yok, o yok, bu yok, o yok, o işte öğrenme de yok. Yani disiplinsizlik ben hep şöyle derim, sınıfta öğrenme gerçekleşmiyorsa disiplin sorunu çıkar. Hmm. Ben bir şey öğrenmiyorum ki orada bulunmamın tek amacı var. Okula gitmenin tek amacı var, ben size söyleyeyim, o belgeyi alıp bir üst sınava girebilmek. Başka hiçbir şey değil. Böyle çıkınca zaten vay efendim işte öğretmene şey kalmadı, saygı kalmadı. Niye kalsın? Öğretmenin zaten öğretme eksiklikleri var. Pedagojik eksiklikler çok fazla. Biz 2021 işte 21. yüzyıl diyoruz, bilmem ne diyoruz. Biz hala 19. yüzyıla takılı kalmış bir sistemimiz var. Hem okullarda hem üniversitelerde maalesef böyleyiz. Yani kabul etmek lazım. 19. yüzyıla resmen takılı kalmışız. Bir adım bu tarafa geçemiyoruz. Kendimizi kandırıyoruz. Öğretmen eğitiminde yetersizsin. Eğitim sisteminde yetersizsin. Sistemini kötü oturtturmuşsun. İşte okullardaki disiplinsizlik, dışarıdaki toplumdaki disiplinsizlik. Nerede arayacağım bunların sebeplerini? Bir de şöyle bazen yani yaz mevsiminde eğitim olmaz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Sıcaktan öğrenciler derse girmek istemiyor vesaire. Bu eğitim sürecini biraz yaymak gerekmiyor mu? Yaydılar. Onu biliyorsunuz eskiden 2 dönemde, şimdi 3 olarak yapılıyor. Tatil olarak yayıldı. Evet. Tatili yaydılar. Tatili yapılabilir. Yaydılar. Yapılabilir. Ben o tür sistematik, mekanik değişikliklerden ziyade ben biraz daha felsefik değişikliklerin olması. Ben okula alayım, tamam da okulda ne yapıyorum? Bu çok önemli. İşte yaz kursu yapacağım. Ya yaz kursu yapıyorsun da ne oluyor? Yaz kursu çocuklar zaten çoğu gitmiyor. Gidenler işte oyun oynayacaklar, bir şey yapacaklar. Ama büyüklerin dizayn ettiği kurslar başarılı değildir. Yani ister yabancı dil kursu olsun, ister spor kursu olsun, hangisi olursa olsun. Büyük dizayn ettiği zaman çocuk gibi kalamıyor o çocuk. O yüzden Eğitim Ateşi adlı kitabımda çok güzel bir makale vardır. Bırakın çocuklar çocuk kalsın. Çocuğun dünyasına giremiyoruz. O çocukları bozuyoruz. Zaten işte bu 7 yaştan düşürdük okullara alma yaşını. O da ciddi bir sorun yarattı. İşte şimdi yaşadığımız sorunların çoğu aslında ona gidiyor. Çünkü hem 40 kişilik sınıfta bu çocuk. Hem hepsi 7 yaşının altında. Ne oldu? Bu çocuklar otomatik olarak doğaları gereği hareketli çocuklar. Doğaları gereği disiplin sorunları yaşayan, konsantrasyon sorunu yaşayan çocuklar. Ne oldu? Öğretmenin bununla baş etme şansı yok ki. Aileler, hele bir de sorumsuz ailelerin yetiştirdiği bu çocuklar. Yani disiplin sorunu olan çocuklar maalesef disiplin yerinde böyle put gibi durmak demek değildir. Disiplin, sorumlu yaşamak demektir. Bu küçük yaşta edinilen bir şey. Ailelerin böyle bir kaygısı yok maalesef. Evde bir tane çocuğuyla baş edemeyen aile
ne yapıyor ister istemez? Okula göndereyim, hadi kurtulayım. 40 tane çocuk iyi öğretmenlik formasyonu da almamış bir öğretmenin eline teslim ediyorsunuz ve zavallı öğretmen 40 tane disiplin sorunu olan çocukla baş etmesi gerekiyor. İşte arada gazetelerde duyuyoruz, işte sorunlar yaşanıyor. Normalde köpek insanı ısırırsa sorun değil ama insan köpeği ısırırsa olay oluyor medya. İşte öğretmen dayanamıyor, yapamıyor. Yapması tabii ki hiçbir zaman kabul edilebilir bir şey değil. İşte şiddet gösteriyor, vuruyor, bir şeyler yapıyor. Vay efendim nasıl oldu da o 40 tane çocuğun o ana kadar o öğretmene neler yaşattığını hiç kimse bilmiyor. Ya bunlar maalesef ciddi sorun. İşte bir tane çocuk işte Kur'an'la top oynuyor falan hikayesi oldu. Medyada. Nerede yanlış yaptık hocam? Efendim? Nerede yanlış yaptık? İşte benim dediğim yerde. Biz öğrenmenin onurunu, öğrenmeyi çocuğa kavratamadık. Okula gitmesi, derse gir çık, zil çaldı gir, zil çaldı çık. Kitabı anlattık kendisine. Kitabı anlatan çocuğun öğrenmeye dair bir şeyi yok, hayata dair bir şeyi yok. İdeali yok. Artı bir de şu var, eğitimin, ben hep söylerim, eğitimin bir tek amacı vardır. İyi, nitelikli vatandaş yetiştirmek. Başka hiçbir, bizde ise eğitimin amacı ne? İyi, testi. Testten puan alan çocuğa biz başarılı diyoruz. Evet. Hatayı burada yapıyoruz. Yani parası çok olan insanın iyi insan olduğunu düşünmek gibi bir şey bu. Hataları burada yapıyoruz. İdeali var mı bu çocuğun? Yok. Adanmış insan yetiştiremiyoruz. Bakın altını çiziyorum. Hangi konuda olursa olsun adanmış insan. Neye adanmış insan? Mesleğine adanmış insan. Neye adanmış insan? Ülkesine adanmış insan. Neye adanmış insan? İdeallerine, ülküsüne adanmış insan. Bizde bunlar yok. Varsa yoksa testten alacağı puan. Çocuk sınıfta bir şey öğreniyor mu? Hayır. Öğrendikleri kendisine hayatta işe yarayacak mı? Bakın işte eğitim fakültesindeyim ben. Çocuk 4 sene işte bitti. Ben son sınıf öğrencilerimden isterim. Bana yansımalarınızı yazın 4 senede ve benden aldığınız dersleri anlatın. Size ne kazandırdı? İşte bu hafta bana teslim edildi. Görün bakalım orada neler yazılmış. Alınan derslerin zaten %90'ına yakını işine yaramayacak çocuğun. Takı gibi düşünün. Yani ben yüzük takmadan da olabilir. Yüzük bak takım. Ha, takınca belki bir ekstrası oluyor. Ama gömleksiz pantolonsuz çıkamazsınız. Anlatabildim mi? Bazı dersler must'tır. Olması gerek. Ama bazıları aksesuar. Derslerin çoğu aksesuar. O yüzden biz yeterli donanıma sahip öğretmeni sınıfa gönderemiyoruz. Sistem de ona müsaade etmiyor. 40 kişiyi de öğretmenin başına veriyoruz. Gir derse, çık derse, puan aldı mı, almadı mı? Kimi suçluyoruz puan almadığı zaman da? Zavallı öğretmen gene suçlu oluyor. Vay senin öğrencilerin puan alamadı. Ya mesele puan değil. Ya penaltı atmayı öğretiyoruz çocuklara. Oysa biz futbolu öğretmeliyiz. Futbolun saygın bir spor olduğunu, spor anlayışını kazandıramıyoruz. Biz sadece varsa yoksa penaltıyı atamıyor penaltıyı çocukta. Yani testi çözemiyor. Mesela o Kur'an-ı Kerim'e tekme atan çocuk sonrasında özür diledi. Yani baktığımızda bu çocuğun bir Müslüman ailenin çocuğunu olduğunu öğreniyoruz, görüyoruz. Sonuçta özür diledi ve Kur'an-ı Kerim'i öptü. Bu noktaya niye geliyoruz? İsmail Bey, Müslüman olup olmaması hiç önemli değildir. Biz çocuğa bazı değerlere, demin dedim ya, değerlere saygılı olmayı öğretemiyoruz. Adanmışlık onu gerektirir. Yani isterse i̇şte inanç... Budist olsun, hiç benim açımdan sakıncası yok. Onu yapmamayı, o çocuk onun yaptığının bence farkında bile değil. Yani çok ciddi manada. Efendim hemen klasik biz ilkel toplum şeyidir, reaktif toplum deriz ona. Çocuk bir şey yaptı, hemen okuldan atalım. Hayır, onu kazanmayı bir dene. O çocuk tek değil ki. O çocuk Kur'an'ı, işte onunla oyun oynadığının farkında bile değil. Bakın farkında bile değil. İsterse Budist olsun, Müslüman olması fark etmiyor. Biz o çocuğa bazı değerleri öğretememişiz. Asıl olan o. Orada sorgulanması gereken sadece öğretmen, okul da değil. Ama aile. Okullarda veriliyor bu tarz eğitimler, değerler eğitimleri, ahlak. Adı, bakın, değerler eğitimini Türkiye'de ilk yazanlardan biriyim. Şeyime bakarlarsa, CV'me bakarlarsa, benim ahlaki zeka diye bir zeka üzerinde çalışıyorum. Ahlaki zeka ile değerler. Ama biz her şeyi ders olarak koyduğumuz için, ders koyduğunuz zaman öğrenilmez. Hazreti Muhammed'in hayatını da koyduk.
Ne oluyor? Çocuk kopya çekerek o dersten geçiyor. Aynen. Ya siz işte demin dedim kitabı sorarsanız çocuk otomatik olarak kopya çekecek. Ben kopya çeken çocuğa hayatım boyunca kızmadım, kızmam. Benim derslerimde anlatmışımdır biliyorsunuz. Benim kağıt kalem sınavım yoktur. Hepsi performans tabanlıdır. Çocuk çıkacak performansını sergileyecek. Performans yaparken kopya çekme şansı var mı? Yok. Evet. O yüzden benim derslerimden daha fazla öğrenme gerçekleşiyor. Hayata dair. Çünkü benim amacım çocuğu sınıfa, hayata, okula hazırlamak. Benim işim o çocuğun o testten 40 puan, 80 puan, 90 puan alması değil ki. Beni zerre kadar ilgilendirmiyor. 50 almış olması çocuğun çok daha iyi. Benim kapasitem budur. Ben 50 aldım. Mutluyum. Biz bunu kazandıramıyoruz çocuklara. O değerleri öğretebilsek ders olarak koyuyoruz. Değerler eğitimi ders değildir. Değerler eğitimini gösterecek. Öğretmen gösterecek, veli gösterecek, toplum gösterecek. E toplumda saygılı bir toplum muyuz? Hayır. Evde böyle bir durumun var mı? Hayır. İşte demin bahsettim belli değerler, belli adanmışlıklar var mı ailede, toplumda? Yok. O çocuk o değerler eğitimi neye çıkıyor? Boşa çıkıyor. Değerler eğitimi dersi konuyor, değerler eğitimi yüksek lisans programı açılıyor. Hiç alakasız insanlar gidip yüksek lisans programı açıyor. Hayatı boyunca o konuda bir tek satır yazmamış birisi gidip yüksek lisans dersi açabiliyor. Ya biz her şeyi dedim ya başta, mış gibi yapmak. Mış gibi yapmak. İşte efendim dünyada konuşuluyor. Dünyada 80'lerde başladı bu arada. Bizde yeni yeni başladı. Ya değerler eğitimi dersi koyunca değerli bir toplum olmuyoruz. Demek ki bak öğretememişsin. O çocuğu alacaksın, hepsini alacaksın. Bazı şeylerin kuralları var. Mesela bir şeyden bahsedeyim. İşte Tayland'da geziyoruz. Ana merkezde şey var, büyük bir tapınak var. Budist tapınağı var. Ya gideceğiz orayı da gezeceğiz. Gittik işte yaz da böyle, Ağustos ayı. İşte şortlar mortlar giyililmiş. Kapının önünde kocaman bir sıra. Eyvah eyvah dedik bu sıcaklarda. Sonradan dedim neyin sırası bu? Ha içeriye şortla girilmez dediler. Doğru. Benim de camime girilmiyor. Kapıda bekliyorsunuz. İçeriden çıkana böyle lastikli etekler yapmışlar. Onları veriyorlar size. Onları takıyorsunuz. İçeriye öyle giriyorsunuz. Bakın usulü. Efendim ne var yani ben öyle girerim. Hayır giremezsin. Giremezsin. Yani camiye girişin bir adabı vardır. Biz adab-ı muaşeret kurallarını böyle yapmacık şeyler zannediyoruz. Hiç öğretemiyoruz. Benim en çok üzerimde yani sınıflarımda özellikle öğretmen olacaklara. Ya bazı şeyleri öğretmemiz lazım. Hatırlarsanız bir kaymakamla bir öğretmen bir sorun yaşamıştı. Hatırladınız mı? Kaymakam işte öğretmeni fırçaladı, bağırdı, çağırdı diye. Urfa'da mıydı? Yok. Karadeniz Neyse. Tarafında evet. Sorun şu, tabii orada hepimiz daha doğrusu medya vay kaymakam niye bunları yaptın, niye işte bağırdın çağırdın milletin içinde. Evet yapmaması lazım, kabulüm. Orada hiçbir tereddütüm yok. Yapmaması lazım. Kenara çekersin. Valiydi herhalde. Vali de olabilir. Belki kaymakam değil vali. Valiydi. Evet. Oradaki sorun şu ama. Sınıfa girer girmez öğretmen elini uzatıyor kaymakam beye, vali beye. Hani tokalaşmak için. Buradaki sorunu biz anlayamıyoruz. Şimdi adab-ı muaşeret kurallarında bazı şeyler vardır. Hani büyük içeriye girdiği zaman onun uzatmasını bekleyeceksin. İşte bir kadınla eğer karşılaşıyorsan, kadın elini uzatmadan erkek elini uzatmaz tokalaşmak için. Evet. Bu adab-ı muaşeret kuralı. E sen bunu kazandırmamışsın. Şimdi valilere, kaymakamlara adab-ı muaşeret dersleri var. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Seminerleri sırasında böyle dersler alınır. Bunu yıllar önce bir kaymakam dostum şey etmişti. Ya hocam siz öğretmenler hiç bazı şeyler öğretmiyor musunuz diye. Ben bazen böyle takılırım çocuklara. Yani derste isterseniz amuda kalkın. İsterseniz işte benim derslerimde çekirdek yiyebilir, meyvesini yiyebilir, çorbasını içebilir. Kurallara uyduğu müddetçe. Hatta birinde o zamanlar gece dersleri vardı. Çocuğun biri pilav üstü döner getirmişti. Bakalım hoca ne yapacak diyor. Hiç sesimi çıkarmam. Ağzını şapırdatmadığım müddetçe, işte ortaya dökmediğim müddetçe beni zerre kadar ilgilendirmez. Ama konuşmaya başladığınızda şu ayak üstüneyi indirin. Bakın aradaki fark çok fazla. Yani oturmayı beceremiyor. Sokakta oturur gibi sınıfta oturmamayı öğretmemiz lazım. Bunu zul görüyor çocuk. Halbuki benim verdiğim özgürlük, bakın ne kadar büyük özgürlük. Yani sen kahve içebiliyorsun, çekirdeğini, meyveni yiyebiliyorsun derslerinde. Hiçbir sorun yaratma.
Ama konuşmaya başladığında ayak ayak üstüne indir. Bu bir adab-ı muaşeret kuralı. Bunu veremiyoruz. O yüzden de toplum bakın başka bir yere gidiyor. Yani o çocuğa biz bazı değerleri aile ya da okul kazandırmış olsa o çocuk sadece Kur'an'la da değil, kitapla da oynamamayı öğrenmesi lazım. Yani orada inanç kutsal olması bir tarafa, kitapla da onu yapmamayı, sınıfta öyle bir şey yapmamayı en azından. Son zamanlarda ilginç olaylar da tabii bunların arkasında başka nedenler olabilir, benim aklıma 28 Şubat süreci vesaire geliyor ama sokakta cinsel ilişkiye giriyorlar. İnsanlara aldırmıyorlar. Var. Şimdi ne dedik? Toplumun sosyolojik yapısı bozuluyor. Biz katkı veriyoruz buna. Nasıl katkı veriyoruz? Kimimiz umursamıyoruz. Kimimiz de bakın değer olarak neyi gördük biz? Okuldan mezun olması ve not almasını. Başka değer olarak görmedik. İyi insan, iyi vatandaş. Bakın böyle bir değerimiz yok. Bu değerim yoksa dışarıda otomatik olarak o tür şeyler ne olacaktır? Artacaktır. İşte buna kim katkı veriyor? Toplum olarak, eğitim olarak da katkı veriyoruz. Direkt olarak tabii ki bunu yapmasını istemiyoruz. Ha, salgın sürecinde yaşanan psikolojik sorunlar. Bunların üzerinde bakın durmadık. Çocukların psikolojileri, öğretmenlerin psikolojileri, ailelerin psikolojileri. Covid geçirenlerin zaten ciddi travmaları devam edecek. Sadece fizyolojik ya da biyolojik şeyleri değil. Sosyolojik olarak da bozukluklar olacak. Ekonomi bir taraftan işte insanları etkiliyor. Sosyal yaşantı bir taraftan etkiliyor. Siz televizyonlara benim son kitabım, Terör Ya Öyle Değilse, baskısı tükendi. İkinci baskı için daha sağlıklı, hile yapmayan bir yayın evi arayışındayım. orada şeyim var, sosyal genetik konusunu işliyorum ben. Türkiye'de ilk defa işleniyor bu konu. Artık kan genetiğini bırakın diyorum. Zaten DNA'mız bozulmuştu. Şimdi RNA'mıza da girildi. Yani insanın kozmik odasına girildi artık. Ya ama asıl olan sosyal genetiktir. Nedir sosyal genetik? Nasıl bir toplumda yaşıyorum? Kiminle oturup kalkıyorum? Kiminle konuşuyorum? Ne yemek yiyorum? Kiminle yiyorum? Nerede yiyorum? Konuştuğum konular ne? Ne izliyorum? Gündüz kuşağı programlarını izliyorsunuz. Medya mensubusunuz. O gündüz kuşağı programlarında yaşanılanları görmüyor mu insanlar? Uçmuş ülke. Ve bunlar çok böyle şehirlerde yaşayan, çok böyle işte efendim yedi kuşaktır şehirde yaşayan insanlar da değil. Köylerde olup bitenler. Artı akşamları sabah 8'den itibaren, akşam 8'den itibaren gece 12'lere 1'lere kadar diziler var. O dizilerde neler yaşanıyor? Ve bu dizileri 7 yaşından 70 yaşına kadar herkes izliyor. İşte sosyal genetik böyle bozulur. Artı bir de yarışma programları var. Üstüne bir de o geliyor. O yarışma programlarında adam çok güzel yemek yapmış diyelim. Oradan başlıyor işte herkes. Hayır rezildi, çok kötüydü, çok kötüydü. Ben vicdanen rahatım. 3. Şimdi siz neyi öğretiyorsunuz halka? Beğenmemeyi. Artı vicdansızlığı öğretiyorsunuz. Vicdansızlığı yaparak ben vicdanen rahatım. Herkes vicdanen rahat bu ülkede. Tepeme bomba atan asker de şeydi. FETÖ'cüler. Tabii canım onlar da vicdanen rahattı sonuç. Herkes rahat. Diğer yarışmalarda vur kır parçala bu maçı kazan. Bütün stat 40 bin kişi aynı anda bağırıyor. Vur kır parçala bu maçı kazan ne olmuyor? Hakemler zaten kafasına göre 40 tane kamera var. VAR sistemi, ben ona ha var ha yok diyorum. 40 tane kameranın olduğu yerde akşam izledim, Kadınlar Ligi şampiyonası vardı. Göz göre göre ben iyi anlarım futboldan, iyi de izlerim, oynarım da. Göz göre ALG takımının göz göre göre 4-5 faulünü yani vermiyor adam. Hakem vermedi, kadın vermedi. Liglerde zaten dizayn edilmişti şampiyonluğun kim olacağına kadar. Yani kameranın olması, teknolojinin olması bakın neyi çözmedi? Adaleti getirmedi. Çünkü o kameranın arkasında kim var? İnsan var. Demek ki ben neye yatırım yapmam lazım? İnsan. İnsana yatırım yapmam lazım. Biz neye yatırım yaptık? Teknolojiye. İşte bugünlerde konuşuluyor. Şimdi gidişat o tarafa doğru gidiyor. Okula gitmesinin gerek yok. Devamsızlık da almayacağım.
Zaten doğru dürüst bir şey de öğrenmiyorum. Her şeye karar veren de testse, ben bir tek teste hazırlanıyorsam niye okula gideyim? Şimdi bunu dayatmaya başladılar. Teknoloji her şeyin çözümüdür. Bir sonraki basamak ne olacak? Okula gerek kalmayacak. Bir sonraki basamak öğretmene gerek kalmayacak. Teknoloji, robot programlar. Bu yaparım. İşte teste girecekse de girsin, alsın, çıksın. Bakın toplumu nasıl yönlendiriyorlar. Yani ben 10 sene sonrasını görüyorum, 20 sene sonrasını görüyorum. Belki o kadar uzak bile olmayacak. Uzak bile olmayacak. Ya toplumu nasıl şekillendirdiklerini, yönlendirdiklerini birilerinin görmesi lazım. İyi örnekler verilirse insanlar iyi olur değil mi hocam? Kötü örnekler verilirse kötü olur. Yani bugün ekranlarda, okullarda, sokaklarda bir iyilik harekatı başlatılmış olsa herkes iyi olur. İşte yine dediğim gibi ders olarak değil, bir tane programla değil, hep göreceğim. Hmm. Ben şöyle tarif, mesela yabancı dil konusunda verdiğim bir örnek vardır. Yabancı dil bisiklet kullanmaya, öğrenmeye benzemez. Yabancı dil demokrasi gibidir. İçselleştireceksin, her zaman daima yapacaksın ve kullanacaksın onu. Hani ben hayatımda bir defa demokrat olmuştum. Bir defa ile olmuyor. Yani bisikleti bir defa öğrenirsiniz. Hayatınız boyunca kullanabilirsiniz. Çünkü o motor becerilerle ilgilidir. Yabancı dil öğrenmeye, yabancı dil öğrendiyseniz kullanacaksınız. Daima kullan. Ben Yunanca öğrendim. Pratiğini yapmıyorum. Tamam, temel şeylerimi halledebiliyorum. Ama dinlediğim zaman mesela bazen Yunan kanallarını dinliyorum. Bazı şeyleri tabii melekelerim gitmiş durumda. Aynı şey bir başka dilim için geçerli. İşte ara sıra açıyorum işte televizyonu. İtalyanca mı en azından biraz aktif tutayım. Almanca mı biraz aktif tutayım. Sürekli kullanmamız lazım. Demokrasi de onun gibi bir şey. Yani ben bir defa iyilik yaptımla, iyilik hareketine katılmıştımla olmuyor bu. Çocuk onu hep görecek. Bir de şu var. Çocuklar söyleneni yapmaz. Hmm. Çocuklar gördüğünü yapar. Kırmızı ışıkta babasının geçtiğini gören biri, yere tükürdüğünü gören biri, işte çamurların içinde şehir gören bir çocuk aynısını devam ettirir. Siz bir park yerine gidemiyorsunuz. Ortalık çekirdek şeyine dönüşüyor. Tarlasına dönüşüyor. Arkadaş yapmayacaksın bunu. Piknik yerleri, ben yürüyüşlere katılıyorum. Bizim temel hatamız, evet erdem, ahlak vesaire bunlar çok güzel terim ama bunları yerleştiremiyoruz. Yani erdemli, ahlaklı nesil yetiştirelim. Harikasınız, harikasınız. Bütün söylediğim de o. Onun için de sağ beyne yatırım yapmak lazım diyorum. İşte kitaplarımda bunları anlatıyorum. Sol beyin adamı memur yapar. Sol beyin adama test çözdürür. Ya, o sayısal sözel zeka dediğimiz, bakın sol taraf. Halbuki vicdanın, merhametin, ahlakın, erdemin, estetiğin, beyni sağ beyindir. Ama sen yatırım yapmıyorsun. Bu çocuk hiçbir zaman o tarafı gelişmiyor. Yani estetikli bir şey yok. Bu sefer başlanıyor. İşte bir bakıyorsunuz ki gidilmemesi. Yani siz tiyatroya, dünyanın hiçbir yerinde tiyatroda popcorn yenmez, mısır patlaması yenmez. Sinemada okey ama tiyatroda yenmez. Bizde tiyatroda adam elinde mısır şeyle geliyor. Tiyatroya giderken siz salaş bir kıyafetle bilmem absürt bir kıyafetle gidemezsiniz. Demin örnek verdim Budist tapınağına şortla giremiyorsun. Bunu öğreniyor çocuk. Nereden öğreniyor? Görüntüden. Keşke bir fırsat olsa da ya da işte medya bir gün gösterseniz. Bir zenci kilisesine bir pazar ayinine insanlar nasıl gidiyor bir göstersinler. Cuma günü geldiğinde gidiyorsunuzdur. Önünüzdeki adamın ayak kokusundan camiye giremiyorsunuz siz. Bir zenci kilisesini bir görmenizi isterim. O grand tuvalet insanlar nasıl giyinip geliyor? Ya biz değersizleştiriyoruz her şeyimizi. Tiyatroya giderken nasıl giyinilir gidinir? Bir akşam yemeğe giderken nasıl? Ya derse giderken, şimdilerde çok moda. Yani söylediğin zaman şey oluyorsun, ne derler ona? Bir taraf işte efendim sizi kadın düşmanı, cinsiyet eşitsizliği bilmem nesi yapar. O bir taraftan söyleseniz işte efendim dini inançlarım lafını ortaya atacak. Halbuki tam tersi, nerede nasıl giyineceğimi bilmem lazım. Dersin ortasında sen, bir de benim kağıt kalem sınavlarım yok. Mesela geçen yıla kadar hiç olmuyordu. Ama bu seneden itibaren mesela çok absürt kıyafetli çocuklar gelmeye başladı. Bunu uyardığın zaman çocuk zannediyor ki kişisel bu. Bu yarın benimle alakası yok. Bu sen dışarıda yapacaksın. Öğretmen olduğunda gidip sen acı çekeceksin. Toplumda acı çekeceksin. Yani alışverişe giderken nasıl giyinirim? Tiyatroya giderken nasıl giyinirim? Akşam yemeğe giderken nasıl giyinirim?
Bunların hepsinin verilmesi lazım. Bakın son günlerde izliyoruz şeyleri. İşte o Ukrayna Savaşı'nı izliyoruz. İlk günler özellikle. İşte savaş mağduru, kadın, çoluk, çocuk, herkes orada yardım masaları oluşmuş. Gördünüz bunları. Çocuk gidiyor oradan bir tane çikolatasını alıp kenara çekiliyor. Kadın gidiyor bir tane çoraba ihtiyacı var. O yardım şeyinden bir tane çorabı alıyor kenara çekiliyor. Şimdi aynı durumu Türkiye'ye getirin. Sizce ne olurdu? Yağları kapış kapış yaptı. Ya. Savaş olmadı. Ya Elazığ depreminde ben çok iyi biliyorum. Adam bir de böyle zevk anla hocam 8 tane şey aldım. Çadır aldım. Ya nasıl yaptınız bunu dedim. Ya götüreceğim yazın bahçede kullanacağım. Bilmem kaç tane battaniye aldım. Ya da akşam işte görülüyordu ucuz yağ verilecek diye. Kadınlar birbirini parçalıyor yağ için. Peki Ukrayna bunu yapmış bakın. Asil bir millet. Biz bunu olamıyor muyuz? Ama biz her şeyi değersizleştirdik. Mesela okullar. Mesela İmam Hatip'te İmam Hatip Ortaokulu'nun altında dansöz oynatılmayacağını bilmemiz lazım. Evet oynatabilirsiniz. Düğününüzde yapabilirsiniz ama orası bir o İmam Hatip miydi? Ben orayı İmam Hatip Okulu kiraya vermişlerdir evet. Büyük ihtimalle. Yani bilmek lazım yani olabilir. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Ne yaptık, nerede, neyi yapacağımı. Bunu illa her şeye yasak getiremezsiniz. Hı. Bakın İngiltere Anayasası 4-5 maddedir. Geri kalanı uygulamalardır. Artık halkın kabullendiği uygulama yazılı değildir İngiltere Anayasası. Yazılı değildir. Biz her maddeye anayasa da biliyorsunuz habire değiştiriyoruz. Her gün kanun çıkıyor. İşte efendim doktora dokunursan kanun çıkarttım. Doktora dokunulmayacak. Direkt şeye götürülüyorsun hapse. Peki öğretmene dokunulana ne yapacağım? Her mesleğe uygun kanun mu çıkartacağım? Hayır, çıkartmayacağım. Neyi öğretmem lazım? Görevi başında bir hangi kurumluksa ben kameramana da karışmamalıyım. Öğretmene de karışmamalıyım. Niye doktora özgü kanun çıkartıyorum da öğretmene özgü çıkartamıyorum, çıkartmıyorum. Hakime özgü çıkartmıyor, hakime de saldırı oluyor. Yanlışları orada yapıyoruz. Biz topluma demin de dedim, adanmış, iyi, nitelikli vatandaş yetiştireceğiz. Testi geçen insan yetiştirmeyeceğiz. Sizin yönteminiz etkili oldu mu? Kaç yıldır ders veriyorsunuz bu yöntemle hocam? Yani sizden mesela 36 yılım doluyor. Maşallah. 36 yıllık bir şöyle kendinizi check ettiğinizde bir şey yaptığınızda bir durum değerlendirmesi yaptığınızda. Ben çok acı çektim. Ben hep söylüyorum. O yüzden de beynim acı çekerek ölecektir. Gözlerim rahat ölsün diye ne kadar yer görmek istiyorum. İşte hep öyle derim ben kendime. Mezun ettiğim çocukları mezunlarımı gördüğüm zaman doğru işler yaptığımı ya da son sınıfta o çocuklardan yansımalarını aldığım zaman doğru işler yaptığı bir öğretmen üyesinin nedir kârı odur. Ben de bildiklerimi işte fitre zekat olarak paylaşmak istiyorum. Daha çok insana ulaşayım, daha çok insan duysun. Becerebiliyor muyuz? Becerdiğimi düşünmüyorum yeteri kadar. Ama o çocukları gördüğüm zaman işte ben Şırnak'ta öğretmenim işte 2017 mezunuyum hocam dediklerinizi şunları yapıyorum ama çok zorlanıyorum. Özellikle sınavda işte çocuklar başarısız oldu. Öğretmen sen niye bunlara işte test öğretmemişsin? Ben testi öğretmek zorunda değilim çocuğuna. Ben dili öğretirim. Eğer dili öğretmeyi çünkü testlere kimler hazırlıyor? Yani bir de öyle bir sorunumuz var. Türkiye'de alan testi çalışmış öğretim üyemiz yok. Yani Türkçe sorusu nasıl hazırlanır, matematik sorusu nasıl hazırlanır, yabancı dil sorusu ne kadar hazırlanır. Varsa birisi çıksın desin ben mesleği bırakayım. Onun testi nasıl yapılır çalışmış öğretim üyemiz yok. Usulü şudur, işte kimse ÖSYM'deki belli alanlardaki hocalara sen 20 tane 50 tane soru hazırla, onun için para da verirler. Onlar hazırlarlar, o soruları sonradan işte toparlarlar, içinden soru çıkartırlar. Bir kısmı da değil, belki çoğunluğu yabancılarda zaten var. Bu iş endüstri. 500 milyar dolarlık bir endüstri. Bizde bir şey değil. Çünkü biliyorsunuz asıl çıkan yeri Amerika'dır. Scholastic Aptitude Test dedikleri SAT, üniversite sınavının benzeridir oradaki. Zaten bu büyük bir endüstri. Oradan kitaplar vardı. Alıp çevirip bizimkiler şey yapıyor. Hatalı çıkan sorular oluyor. O hatalı sorular işte adamın kendisi oturmuş soruları hazırlamıştır. Seçenekleri. Çünkü ben katıldım. Bu yabancı dilde TOEFL sınavı vardır. TOEFL'ın şeylerine katıldım. Sistematik değişiklik yaptığı zaman, bilgisayara döndüğü zaman işte Türkiye'deki birkaç kişiden biriydim o grubun içine dahil olan. En zor şey soruyu sormak değildir. Çeldiricileri
yazmaktır. O yüzden hatalı sorular çıkıyor. Çünkü böyle bir eğitimimiz yok. Yani matematik sorusu, testi hazırlama, doktorası yapmış acaba iki tane adam varsa ben bırakıyorum bu işi. Yabancı dilde de aynısı. Eskiden vardı hocalarımız. Ama son zamanlarda hiç yok. Testing çalışmış insanımız yok. Yok. Bu kadar basit, varsa çıksın birisi desin ki var hocam sen doğru söylemedin. Evet, peki program sonuna doğru geldik. Hem öğrencilere, hem öğretmene, hem velilere neler söylemek istersiniz? Valla velilere öncelikle çocuklarına disiplinli bir hayat sürmelerini gerektiğini öğretmelerini istiyorum ama kendileri de göstererek. En önemli şey o. Hayırları olan velilere ihtiyacımız var. Sınırları olan velilere ihtiyacımız var. Öyle ben yapmadım çocuğun yapsın, hayır efendim olmaz. Çorbayla meyve suyu içilmemeyi öğreteceksiniz. Bir yere gidin bir yemek yemeye. O arkanızdaki masadaki işte ailenin çocuklarıyla yaşadıklarını perişan eder sizi. Bunlar öğretecek. Hayırları olacak. Disiplinli. Disiplinli demek böyle yerinde put gibi durmak demek değildir. Sorumlu davranma. Demokrasi de onu gerektirir. Bunu öğretecekler. Aileler de o televizyonlarda gördükleri hayatlara özenmeyecekler. Çocuklarını da özendirmeyecekler. Yani siz o işte efendim Yasak Elma bilmem ne dizisini seyrettiğinizde oradaki entrikaları çocuk görüyor. Ve aynı entrikaları istiyor. Siz de epey izlemişsiniz hocam. Tabii ki. İzledim. Hem gündüz kuşakları hem diziler. Hepsini izledim. Özellikle son iki yılda. Çünkü kitaptaki bölüm sosyal genetik konusunu bunların üzerine. Yani söyleyebilmem için benim izlemiş olmam lazım. Araştırma yapmam gerekiyor. Araştırma yapmadan bilmediğimi hiç konuşmam. Aileler bunu yapacaklar. Çocuklarına eğer şikayetçilerse bu toplumdan ben rahatım. O zaman buyurun devam edin. Çocuklar ne yapacaklar? O kursa gönder, bu kursa gönder. Ben çocuğum olsa kursa mursa göndermem. Çok net. Hele büyüklerin dizayn ettiği bir şey değil. Açık alanda gidip güneşi, işte yağmuru, göğü izlemesi çok daha faydalıdır. Keşfet. Ama vahşi vandallar gibi de ağaçların içine düşmeyi değil. Kampüsteyim. 3-4 tane ağacın üstünde 3-4 tane meyve var. Koca koca adamlar onları koparmak için ağaçları parçalıyor. Çocuklar da aynı şekilde. Ve bu insanlar köy kökenli insanlar. Hani şehirden geldim ilk defa ağaç görüyorum, kayısı üzerinde yetişmiş de demiyor. İşin aksi. İşte bu disiplindir. Ya, toplumda yaşamayı öğretmemiz lazım ki biz Norveç ya da İsveç toplumu gibi ya da işte efendim Finlandiya örnek veriyorlar ya hani. Evet, oradaki insan bunları yapmıyor. Çocuklar ne yapacaklar? Zevk aldıkları şeyleri yapacaklar. İşte çocuklar okusunlar tatillerde, büyüklerin safsatası. Sen ne zaman okudun? Hiç. Çocuk seni okurken ne zaman gördü? Yok. O yüzden çok kızarım. Böyle büyük büyük laflar edip otursunlar hikayeyi okusunlar. Niye okuyayım? Hikayedeki bir toplumu ben yaşamıyorum ki dışarıda. Akşam dizide kim kimin ne yaptığı belli değil. Bir dizi izliyorum. Gündüz kuşağında da zaten kadın 3 defa evlenmiş, 8 tane çocuk yapmış. 3'ü bir heriften, 2'si bir heriften, birinin babası belli değil falan. Bunu izliyor çocuk. Ya 13-14 yaşındaki çocuklar o şeylerden, apartlardan çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra da vay tüh 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 bu topluma ne oldu? Ne oldu? Sen elin ne yapıyorsun bunu? Sonuçta hani dış güçler yapmıyor bunu. Yahudi böyle yaşamıyor. Hiç kusura bakmasınlar. Bir sürü Yahudi arkadaşım var. Hiç böyle bir şey yok. Ya çocuklar istediklerini yapacaklar. Mutlaka bir spor. Sporu da kazanmak uğruna değil. Ama kendileri illa gidip kurslara murslara yazılmadan da yapılabilir. Fizikleri açısından. Ve şimdi biliyoruz artık egzersiz, spor... Beyin aktivitelerini, beyni geliştiren, beyin statik bir şey değil. Öğrenme, zeka statik bir şey değil. Eskiden bize kakaladıkları gibi. IQ statik bir şey değildir. IQ gelişebilir, geliştirilebilir. Bunu kabullenmemiz lazım. Egzersiz de bunun bir belirtisidir. Egzersiz yapacak. Büyüğü de küçüğü de. Ama babasını egzersiz yaparken görmüyor. Bizim için bir tek şey var. Halı sahaya, ya halı sahaya gitmeden de yapabilirsin. Yürüyüş yaparsın, koşu yaparsın. Gesi var, işte Hisarcık tarafı var. Çok güzel. Kayseri'de inanılmaz güzel yürüyüş parkurları var. Ama sistematik yok. Bir şey yapılmamış. Kültür müdürlüğü yatıyor. İşte oraların yollar belirlenecek, işaretler konacak. Benim hiçbir rehbere, kişiye ihtiyacım olmadan gidip işimi halledip dönüp gelebilmeliyim. Akşama kadar oturuyorlar, yapmıyorlar. Öğretmenler ne yapacaklar? Öğretmenler de kendilerini yetiştirecekler.
öğrenmeye dair bütün inançlarını yeniden gözden geçirecekler. Öğretmeye dair inançlarını yeniden gözden geçirecekler. O kitaplarda öğrendikleri, kendilerine anlatanların %70-80'inin yanlış, hatalı olduğunun farkına varacaklar. Ve bu toplumu daha iyi nasıl yaparız? Bir şekilde. Bir kişiyim ben, ne yapabilirim sisteme karşı? Bütün sistemi değiştiren o bir kişiler olmuştur. Peki, ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mustafa Zülküf Altan'ı ağırladık. Kendisiyle eğitim sürecini ve sıkıntıları konuştuk. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.